İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve topçu saldırıları sürerken Gazze'de bir medya binasının vurulduğu haberi var. Bir son dakika notu olarak paylaşalım. Özellikle bu binanın boşaltıldığı bilgisi de elimize ulaştı. Basın mensuplarının bulunduğu bir binaydı. İsrail'in Gazze'de bir medya binasını vurduğu haberini son dakika notu olarak paylaşalım. Saldırılar devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı en son 139'a yükselmişti. Onu da hatırlatalım. Ve vurulan medya binası da yerle bir olmuş haliyle şu anda canlı olarak ekranlarınıza da geliyor. Görüntüler Gazze'den. İsrail Gazze'de bir medya binasını vurdu. Bina adeta yerle bir oldu. Gazze şeridine yönelik saldırılar, İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılar devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de Filistinlilerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor ve bölge abluka altında hem havadan hem de karadan vurulduğunu bir kez daha hatırlatalım. Son olarak Gazze'de bir medya binasının vurulduğu bilgisi de geldi. Binanın adeta yerle bir olduğu hali de az önce ekrandaydı ve tam bombalanma anı da yine şu anda sizinle paylaştığımız görüntüde izlediğiniz haliyle bir medya binasının vurulduğuna işaret ediyor. Gazze'den görüntüler. Gazze'de İçişleri Bakanlığı'na ait Ensar kompleksi hava saldırıları sonucu tamamen yıkılmıştı. Son olarak bir medya binasının da vurulduğu ana ilişkin görüntüler şu anda ekranlarınızda. Tabii saldırılarda şimdiye kadar aralarında çocukların da olduğu en az 130 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce yaralı var.